İbn el-Baytar 1197-1248 Endülüs'ün Malaga şehrinde 1197 yılında doğmuştur. Yetiştirdiği bilginleriyle tanınan bir ailede büyümüş, hayatı boyunca doğaya ve bitkilere merak duymuştur. Bitkilerin dünyasını hocası Muhammed en-Nebati ile birlikte araştıran İbn el-Baytar, incelediği bitkilerin tıbbi yönlerini, yetiştikleri ortamları ve adlarını öğrenmiştir. Hocası Nebati'den öğrendiği en önemli şey, araştırmalarında deneysel metotları kullanmanın önemidir. Devrin en meşhur eczacılarından El-Kütami ve El-Haccac El-İşbili'nin yanında İşbili'de çalışmalarına devam etmiş, bu iki meşhur eczacının yanında bitkilerin tıbbi yönlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulmuştur. Bu dönem içerisinde Dioscorides ve Galenos'un basit ilaçlar üzerine yazdıkları eserleri incelemiştir. Daha sonra bitkiler üzerine uzun süren bir keşif yolculuğuna çıkmış, Cezayir, Libya ve Trablusgarp'ı dolaşmıştır. Yolculuğu 1223 yıllarına doğru Anadolu'ya uzanmış, Bizans ve Selçuklu topraklarını da dolaşarak gördüğü yeni bitki çeşitlerini kayıt altına almıştır. Seyahatleri sırasında ünlü bilginlerle de tanışan Baytar, onlardan yeni ilaç tarifleri öğrenmiştir. Gezip gördüğü yerler arttıkça ünü de artan botanik biliminin babası İbn el-Baytar, topladığı bitkilerle ve arşivlediği ilaç tarifleriyle İskenderiye'ye kadar gitmiştir. Burada Mısır'ın Eyyubi hanedanlarından Melikül Kamil Muhammed kendisine baş botanikçi unvanını vermiştir. Melikül Kamil Suriye'ye düzenlediği seferlerinde İbn el-Baytar'ı da yanında götürmüştür. Böylece Baytar, Diyarbakır, Urfa, Musul, Lübnan, Kudüs ve Hicaz bölgelerindeki yeni bitkileri de kayıt altına almıştır. İbn el-Baytar, yaşadığı dönemde birçok özelliğiyle eşine az rastlanan, tarihin gördüğü en büyük botanikçilerden birisidir. Dioscorides, İbn Sina, Galenos, Dinaveri, Razi ve Zehravi'nin yapıtlarını incelemiş, kendi araştırmaları ve gözlemleriyle bunları harmanlayarak bitkiler üzerine iki önemli eser kaleme almıştır. Bunlardan biri basit ilaçlar hakkında zengin bilgiler, diğeri ise basit ilaçlar ve gıdalar ansiklopedisi adlarını taşır. Basit ilaçlar hakkında zengin bilgiler adlı eserinde hastalıkları alfabetik sıraya göre sıralamış, her hastalıkta hangi ilacın nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bilgiler vermiştir. 2330 paragraftan oluşan bu eserinde 1400 kadar hayvani, madeni ve nebati kökenli basit ilaçları açıklamıştır. Tanıttığı 1400 basit ilacın 300 tanesi tamamen kendisi tarafından keşfedilmiştir.